Merhaba, Bill Kent Üniversitesi Kütüphanesi'ne hoş geldiniz. Welcome everyone. Benim küçük metinim var, biraz, ve bebek Türkçesi, pardon. Bugün bu akademik yıl için bizim ikinci kütüphanecilik semineri, konumuz elektronik kitap, kitap ve teknoloji e-kitap. 10 yıldan beri elektronik kitaplar üniversite kütüphanelerinin koleksiyonlarında yer almaktadır. Ama son yıllarda e-kitaplar daha önemlidir. Geçen yıl Amerika'da yapılan bir ankete 2011-2012 yıl arasında üniversite kütüphanelerin e-kitap koleksiyonları %40 artmıştır. Referans kaynakları ve akademik içerikli kitaplar en önemli e-kitaplardır. Ama henüz ders kitaplar, textbooks, geriden gelmektedir. En fazla akademik e-kitaplar, fen bilimleri, teknoloji ve tıp konularındadır. Sosyal bilimler az ve insan bilimleri çok az. Amerikan ankette 2012'de e-kitapları okumak için kullanıcılar kendi özel laptoplarına, iPad'lara ve başka aygıtlarına kullanıyorlar. Kütüphanedeki bilgisayarlar az kullanılıyorlar. Türkiye'de için belki aynı veya aynı değil, bilmiyorum. Bugün bizim çok sorularımız var ve umut ederim de çok cevaplar. Okay, iyi seminerler. Teşekkür ederim. David Bey'e de güzel Türkçesi için teşekkür ederiz. Bize biraz geçen Amerika'da yapılan anketle ilgili bilgi verdi. %40 koleksiyonlarında artış görünüyor yurt dışındaki kurumların. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü özellikle konuşmacılarımıza katılımları için çok teşekkür ederiz Bilkent Üniversitesi olarak. Hocalarımızın ve pratikte çalışan kütüphanecileri bir araya getirerek hem öğrencilerimize hem pratikteki kütüphanecilere hem akademisyenlerimize böyle kütüphanecilik seminerlerinde buluşturmayı hedeflemiştik. Bugün de bir epey hem öğrencilerimizi görüyoruz hem değişik kurumlardan misafirlerimiz var. Katılım oldukça iyi. Daha önceki seminerlerimizde de olduğu gibi. Onun için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bugün bizim referans sorumlusu, referans birimi amirimiz Güzide Ülker Özen. Bugün oturumu yönetecek. Konuşmacılarımızı tek tek tanıtıp kendisi bugün yönlendirme ve değerlendirme yapacak sonunda. Benim sizlerden ricam sandalyelerinizde birer anket, değerlendirme anketi dedik biz bunun adına. Burayı doldurursanız bir sonraki seminerlerimizde nasıl konular görmek istiyorsunuz ya da konuşmacı olarak katılmayı düşünür müsünüz ya da önereceğiniz konuşmacılar konular olursa bu anketi lütfen sonunda doldurup bize teslim edebilirseniz daha sonraki programlarımız için değerlendirmiş oluruz. Bu arada tanımayanlar için kendimi tanıtmayı unuttum, kusura bakmayın. Ebru Kaya, Kütüphane Müdür Yardımcısıyım. Hepinize tekrar katılımınız için teşekkür ederim. Şimdi Güzide Hanım katılımcılarımız da bunu koyarsa ses ayarı için yakalayın. Teşekkür ederim. Alayım mı? Ben de bunu kullanayım. Peki. Ebru Hanım ve David Bey'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. Bilkent'te kütüphanecilik semineri başlığıyla düzenlediğimiz bu 5. toplantımızda bizlerle birlikte olduğunuz için gerçekten çok mutluyuz. Çok mutluyuz. David Bey'in açılış konuşmasında da söylediği gibi bugünkü konumuz elektronik kitaplar. Yani kitap artı teknoloji eşittir elektronik kitaplar mıdır konusunu değerli konuşmacılarımızdan bugün dinleyeceğiz.
İlk konuşmacımız Gazi Üniversitesi Kütüphanesi'nden Ahmet Yüksel. Şimdi sizlere Ahmet Yüksel hakkında bir bilgi vermek istiyorum, biraz bilgi vermek istiyorum. Ahmet Yüksel 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik bölümünden mezun oldu. 1985-1987 yıllarında YÖK Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nda çalıştı. 1987-1989 yıllarında 19. Piyade Tugay satın almada görev aldı. 1989-1995 yıllarında Gazi Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Aksesyon bölümünde çalıştı. 1995 yılından itibaren de yine Gazi Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Aksesyon bölüm sorumlusu olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ahmet Bey'in sunumu için kendisine 30 dakika veriyoruz. 20 dakika sunumu ve 10 dakikada soru cevap olarak kullanacak. Ahmet Bey'in konuşma başlığı kil tabletten tablete kitap. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Ahmet Bey'i kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'ne bu etkinliği için teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Böyle bir etkinliğin olması bizleri de mutlu ediyor. Tüm meslektaşları bir arada görmek ve bazı konularda görüş birliklerine varmak bizi mutlu ediyor. Sunumda olduğu gibi de kil tabletten tablete kitap konusunu bugün sizlere anlatmaya çalışacağım. Tabii bunu anlatırken 20 dakikaya sınırlı kalmayıp biraz dışına taşabileceğimi belirtmiştim. Çünkü en başından başlayarak günümüze kadar kitap oldukça geniş bir konu ve bu konuyu size 20 dakikaya sığdırarak ya da 25 dakika civarında sunmaya çalışacağım. Haberleşme, kayıt tutma, bugünlere kadar yapılmaya çalışılan her dönemde çağın olanakları göz önünde alınarak bir sonraki döneme aktarılmaya çalışan bir yöntemdir. Bunun için de çağın değişik dönemlerinde çağın olanakları kullanılarak kayıt malzemeleri, ahşap malzeme, kil tabletler, papirüs, parşömen, kağıt ve manyetik ve elektronik ortam olarak şekillenmiştir. Her dönemde bir sonraki nesle aktarılacak şeylerde arayış sürmüş, arayışla birlikte yeni buluşlar, yeni keşifler, yeni kayıt cihazları oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Tabii bunların gelişmesinde en büyük etken yazının da gelişmesidir. İlk zamanlardan bu zamana kadar bakıldığında yazının gelişimiyle birlikte kayıt edilen materyallerin de değişimi göstermesini kaçınılmaz olmuştur. Bilim dünyası ilk yazıyı M.Ö. 3000 yıllarında Sümerler ve Elamlılardaki yazılardan, resim yazılardan başlandığını söylemektedir. Ve tüm araştırmalarda 3000 yıl baz olarak alınarak yazının gelişimi şekil resim, kelime, hece sonra harfe doğru gitmektedir. Ama kazılarda, duvarlardaki resimler ve anlatılmak istenenler farklıdır. 3000 yıl öncesinden önce insan kendisinden sonrakilere bir şeyler bırakmaya çalışmıştır. Yazının gelişimiyle birlikte dediğim gibi biraz önce bahsettiğim şeylerde değişiklikler gösterilmiştir. İlk kil tabletler 1930 yıllarında yapılan kazılarda M.Ö. 3000 yıl öncesine ait 50 binin üzerinde kil tabletin olduğu ortaya çıkmış ve bunlar İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Anadolu topraklarında yapılan. O zamanki dönemlerde insanlar bir sonraki nesline ne bırakıyorlardı? Kayıtlarını, ilişkilerini ve devlet politikalarını, anlaşmalarını, her türlü bırakmak istedikleri şeyi bir sonraki nesle aktarmaya çalışıyorlardı. İstanbul'da bulunan bir kil tablet üzerinde küçük bir dörtlük görünmektedir. Küçük, bu bir şiir. Ey sevgili güvey, canımın içi, ey güzeller güzeli, ballar balı. Canıma can katan aslanım benim, güzellikte bir tane ballar balı. Bir sonrakisine bırakmak için sevgilisine ya da bir başkasına yazmış olduğu bir dörtlüğü kil tablet üzerine yazarak daha sonraki nesile bıraktığını görüyoruz. O yıllarda Asur Kralı, Asurbanipal'ın 629-626 yıllarında M.Ö. Niva şehrindeki saray kütüphanesinde 22 binden fazla bir kil tabletine sahip olduğu ve bir kültür merkezi olarak bir kütüphane kurduğu bilinmekteydi. O dönemlerdeki oluşturulan kil tabletleri 22 bin, 50 bin gibi rakamlar bugünkü teknolojide bir ya da iki ciltlik kitaplar içine sığdırılabilecek şeylerdi. Kil tabletler oluşturulurken tabletler çamurdan oluşturulup kamış uçta üzeri yazılarak güneşte kurutulduktan sonra pişirilmek üzere
arşivlenmesi, kütüphanelere yerleştirilmesi söz konusuydu. Kil tabletler çok yer alan, çok büyük kütüphaneler isteyen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha sonraki dönemlerde kil tabletlerden sonra, çok yer almasından sonra papirüsü görüyoruz. Papirüs, Mısır civarında kullanılan bir bitkiden elde edilen bir kağıt çeşidi. İlk kağıt çeşitlerinden birisidir. Resimde gördüğünüz gibi bir bitki ağaç şeklinde, bunlar yapraklar halinde kesilerek birbiri yanına konularak yapıştırılarak oluşturulmuş yapraklar, tekerler şeklindeki bir şeyin üzerine yazı yazmayı denemişler. Tabii bunlar İskenderiye Kütüphanesi'nde kalan örneklerde 8 metre 10 metre civarında bir papirüs rulosunu görünmektedir. Bunun da en büyük dezavantajı o dönemde nerede nasıl okunacağı, nasıl yazılacağı gibi unsurlar söz konusuymuş. Bunun için de iki taraftan tahta konularak, sarılarak, birbirlerine sarılarak, yavaş yavaş ilerleyerek okuma yoluna gitmişler. Tabii Mısırlılarda papirüs sadece kağıtta değil, birçok yerde kullanılan bir bitki. Bu giyimden ayakkabı yapımına kadar kullanılmış bir bitki. Papirüs döneminde tabii dediğim gibi çağın ihtiyaçları, çağın gerektirdiği şeyler kullanılmış. Papirüs döneminde şeye baktığınızda, Çin'e baktığınızda ipek rulolar kullanılmış. Hindistan'a baktığınızda palmiye ağaçlarından kesilmiş palmiye yapraklarından kare şekline getirilip yazıldıktan sonra bağlanması sonucu bize gelen ilk kitap örneklerini görmekteyiz. Anadolu'da ise adını Bergama'dan alan, kuzu ve keçi derisinden yapılan pergamon, iki tarafına yazı yazmak için elverişli olan bir yazım biçim olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk kitap şeklini biz parşömende görmekteyiz. Bugünkü kullanmış olduğumuz kitapları şekli parşömenden gelmektedir. Tabii buradaki amaç deriyi işlemek, iki yüzünü temizlemek, iki yüzüne kayıtları alabilmek ve sonra dikerek kitap şekline, ciltleyerek kitap şekline dönüştürmekti. Tabii buradaki en büyük sorun deriyi elde edilecek hayvanın kesimindeki sayıdır. Bir İncil kitabını bu şekilde kitap haline getirmek için 200 civarında hayvanın kesilmesi gerektiği söylenmektedir. 200 hayvan derisinden ancak bir bugünkü İncil yapılabilmekte. Tabii bundan sonraki dönemlerde kağıdın ortaya çıkması matbaanın icatını hızlandıran bir buluştur. Kağıt ilk önce Çinlilerde görülmüş, bir M.Ö. 105 yıllarında paçavradan kağıt üretimi yapmışlar. Çin Seddi'nde yapılan araştırmalarda çeşitli mektuplar bulunmuştur. Ama tabii Çin'den Avrupa'ya kağıt nasıl gelmiştir? Zaman içinde Çin üzerinden Bağdat'a gelmiş. Bağdat'ta esirler aracıyla kağıt imalathaneleri kurulmuş. Daha sonra bu işte çalışan esirler serbest bırakılmış. Bağdat üzerinden Mısır, Fas üzerinden İspanya'dan Avrupa'ya girmiş. Sicilya üzerinden İtalya'ya girmiş. Daha sonraki yıllarda bu yayılma devam etmiş. 1150 yılında da ilk kağıt üretimi İspanya'da gerçekleştirilmiştir. Dediğim gibi kağıdın bulunmasından sonra en büyük teknolojik icat olan matbaanın icadı gelmiştir. Matbaatın icadı ve kağıdın bulunmasından sonraki dönemden bugünkü döneme kadar yoğun olarak artık kitap, bildiğimiz kitap şeklinde üretime başlanmıştır. Matbaanın icadında 1440 yılında Almanya'da Gutenberg tarafından icat edildiği söylenmektedir. Fakat Rus bilginlerin daha önceki yaptığı çalışmalarda Çin'de, Moğol topraklarında, Tibet'te kendi dillerine göre dini bazı kitapların olduğu, basıldığı tespit edilmiştir. Bunlar da daha çok Budist tapınaklarında Budizmi nasıl yapılacağını gösteren resimler şeklinde ortaya çıkmıştır. Günümüzde artık klasik olarak kitap formatı değişmeye başlamış. E-kitap diye bir şey karşımıza çıkmaktadır. E-kitap teknolojisi 1971 yılında Illinois Üniversitesi'nde 10.000 kitaptan meydana gelen bir elektronik halk kütüphanesi hedefiyle başlanmıştır. Bu projeye de matbaanın kurucusu olarak Gutenberg Projesi ismini vermişlerdi. E-kitap nedir? E-kitap okuyucularına herhangi bir kitabın içeriğini elektronik formda erişim sağlayan kitaptır. Teknik özellik işte bugünkü hepimizin kullandığı gibi dizüstü bilgisayarlar, cep telefonuna kadar, masaüstü bilgisayarlar, book reader'lar gibi cihazlarla kitapları kullanabilmekteyiz.
Bize verdiği avantajları daha sonra anlatacağım. Fakat bunlar bize e-kitap format olarak elektronik ortamda hızlı bir şekilde cep kitap şeklinde 10 bine kadar kitabı depolayabileceğimiz teknolojik cihazlarda okuyabileceğimiz kitap şeklidir. Burada tabii e-kitapları kullanırken bir teknolojik sisteme bakmak gerekiyor. Donanım ve yazılımı gerekir e-kitabın diyoruz. Donanımında e-kitap donanımında çeşitli firmaların üretmiş olduğu çeşitli reader'lar var. İşte Rocket e-book reader, Softbook reader gibi çeşitli firmaların ürettiği, bugün de daha fazla arttırabileceğimiz sayıda markaların olduğu bir şey. Tabii e-kitap teknolojisinin ilk başlangıcı 1990 yılında HTML teknolojisinin, kodlama dilinin bulunması, bir verinin, bir kitabın bir başka bilgisayarda okunmaya başlanması ile mümkün olmuştur. 1990'dan sonra, 1993'te internetin yaygınlaşması, internet kullanımının yaygınlaşmasından sonra e-kitaplar internet üzerinde oluşturulmuş. Ticari sitelerden kullanıcı sayısının artmasıyla da birçok insanın dikkatini çekerek 2000 yılında bu sürümler, e-booklar artmış. 2000-2001 yılında çeşitli yazılım firmaları kitap okumak için yazılımlar yapmışlar ve bugünkü duruma gelmiş e-kitap. E-kitap yazılımı içinde Microsoft Reader'dır, Adobe Acrobat e-book Reader, Glossbook Reader gibi çeşitli yazılımları görebiliyoruz. Bunlar internet üzerinden ücretsiz olarak indirilen yazılımlardır. Bilgisayarınıza, kitap okuyucularınıza, telefonlarınıza bunun uygun olanlarını indirerek kitap okumayı sağlayabiliyoruz. Bugün kullanmakta olduğumuz e-kitapların avantajları tartışılmakta, dezavantajları tartışılmakta. E-kitapların avantajları nedir, dezavantajları nedir diye bakacak olursak, güncel yayınlara ve güncellemelere çabuk ve hızlı erişim sağlamaları, basılı yayınlara göre maliyetinin düşük olması, tabii şu maliyetin düşük olmasıyla şu andaki fiyat politikası farklı, dezavantaj olarak da fiyat politikasını diyeceğiz. Bu maliyet açısından düşük. Fiyat politikası olarak da dezavantaj yüksek bir şey sunuluyor önümüze. Çevre dostu olması, bugün biliyorsunuz kağıtların oluşması, çeşitli ağaçların kesilerek yok olmasına çevrecilerin duyarlı olduğu bir konu. Yayın evi yazar açısından geri bildirim alabilmesi, daha geniş kitleye ulaşması, engelliler için kolay kullanılabilir olması, kelimenin altını çizebilme, not alabilme, kelime taraması yapabilme, karanlıkta okuyabilme gibi çeşitli alternatifler sunabilmesi, benim gibi belirli yaştan sonra görmekte zorluk çekenler için büyük puntolar sunabilmesi e-kitaplarda bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Dezavantajları var mıdır? Tabii ki her şeyde olduğu gibi e-kitaplarda da dezavantajlar söz konusudur. Birbirine uymayan formatlarda olması yeni teknolojiler, farklı teknolojiler, farklı book reader'lar kullanmamızı yönlendirmektedir. İstenmeyen çevrim içi erişimler söz konusudur. Yüksek fiyat politikaları vardır. Çünkü artık yayın evleri kendi ürünlerini e-kitap olarak satmaya başladıklarında tekelleştiklerinin farkına varıp yüksek fiyatlar istemektedir. Güvenlik eksikliği, daha az denetim, uzun süre metin okuma zorlukları, yazılım ve donanımlarda karşılaşılan kullanım zorlukları, telif hakları, lisans anlaşmalarındaki kısıtlamalar, e-kitap donanımlarının hala pahalı olması, yayıncı ile yazar arasındaki ilişkinin azalması da karşımıza dezavantajlar olarak çıkmaktadır. E-kaynaklar seçim kriterlerine bakmak lazım. Bugünkü üniversiteler, kütüphaneler e-kaynaklar için bütçelerin büyük bir kısmını, hatta tamamını kullanmak zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla bu kadar çok bütçe ayrılan, bu kadar para harcanan şeylerde seçim kriterlerimizin ne olduğu konusunu gözden geçirmemiz gerekiyor. Bugüne kadar klasik olarak yayın sağlama politikamızı değiştirerek güncellememiz, e-kaynaklara göre bir yayın seçim politikası geliştirmemiz ve belli aralıklarla güncellenmeyi yapmamız gerekmektedir. E-kaynaklara ayırdığımız paranın nereye gittiğini bilmek, okuyucumuza, kullanıcılarımıza daha iyi bir koleksiyon oluşturmak, güncel tutmak ve bilime yararlı olmak açısından kapsam, içerik, işlevsellik, maliyet, lisanslar ve teknik özellikler konusunda bir politika geliştirmemiz gerekmektedir. Bir kapsam olarak başlayacak olursak, politikamızın içine hangi konu ve disiplinlerle ilgili kaynaklardan oluştu, bilgilerin hangi formatlarda yer aldı, kullanıcı grubunun beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilirliği, kaynağın orijinal yerlerini yansıtıp yansıtmadığı, arşivine sahip olmaya izin verip vermediği,
ne kadar eski yıllara erişim izni verdiği, bilgilerin güncel ve güvenirliği, geniş kapsamlı mı veya özel kapsamlı olduğunu kapsam açısından değerlendirecek yazılı bir politikamızın olması gerekmektedir. İçerik açısından değerlendirirsek, ek kaynaklarda resim, grafik, görüntü gibi çoklu ortamların olup olmadığı, doğruluk, otorite güncellik, kaynağı oluşturan ve pazarlanan kurumların alanlarında tanınmış veya güvenli olmaları, seçilen kaynağın düzenli olarak güncellenip güncellenmediğinin içerik açısından politikamızda yer alması gerekmektedir, değerlendirmeye alınması gerekmektedir. İşlevsellikte kullanım kolaylığı, erişilebilirlik, tarama arayüzlerinin niteliği, ekran tasarımı, destek, yardım tuşları ve kılavuzların iyi düzenlenmiş olup olmadığına bakılmalıdır. Maliyete geldiğimizde konsorsiyum üyesi olup olmadığı, kullanıcı sayısının maliyeti, basılı ve diğer formatlardaki fiyat karşılaştırmaları, belge indirmedeki maliyet farkları, potansiyel kullanıcı sayısının dikkate alınıp alınmadığı, kaynağın içeriğinin tek tek veya konu bazında alınıp alınamayacağı, sahip olma mı ya da abonelik mi olduğu maliyeti değerlendirmek gerekiyor. Lisanslarda lisans anlaşmalarındaki kısıtlamalar, avantajları ve dezavantajları iyi sindirilmeli, iyi anlaşılmalı. Teknik özelliklerine de bakmak gerekiyor. Kaynak kullanımında yazılım veya donanımın ihtiyaçları nelerdir? Yazılım ve donanım özelliklerinin kütüphanenin mevcut sistemiyle uyumuna bakmak gerekir ve hizmet veren sunucunun güvenirliği. Daha çok satın almada bilmediğiniz bir merkezden, bilmediğiniz bir sunucudan bir para ödeyerek bir e-kitap ya da veri tabanı kullanmaktayız. Bunun için sunucunun ne kadar ömrünün olduğu, hangi süreçte içinde geçip sonra hayatını sonlandıracağının bilinmesi gerekir. Eğer güvenilir bir firma, güvenilir bir aracı yok ise daha sonra verilmiş olduğunuz paranın karşılığını almakta zorlukların çekileceği kaçınılmazdır. Buraya kadar anlatmış olduğum e-kitapların gelişim süreciydi. E-kitaplar nereden nereye geldi? Ne oldu? Avantajları nedir? Dezavantajları nedir? Ama bundan sonraki kısımda elektronik kitapların kütüphane ve son kullanıcılar için değeri nedir? Buna bir bakmak gerekiyor. Çünkü bütçelerimizin büyük kısmını birçok kütüphane %100'ünü harcamaya başlamıştır e-kitaplar için. Buradaki araştırmamda, size sunumlarımda çeşitli üniversiteleri baz alarak kullandım. Örnekler verdim. Bu örneklerden yola çıkarak Gazi Üniversitesi'ne indirgedim. Kurumlarda e-book yatırımı niçin yapılır? Burada karşımıza çıkan, daha önceki anlattıklarımızdan da yola çıkarsak, daha düşük maliyet, yüksek verim. İkincisi, içerik kalitesi yüksek ve tercih edilen içeriğe erişim ihtiyacı. Üçüncü bölümde akademik dünya ve bilimsel araştırmalarda kitapların yansınamayan önemli rolü, araştırıcının artan performansı ve kullanımdan doğan memnuniyeti incelememiz gerekiyor. Daha düşük maliyet, yüksek verimlilik. Illinois Üniversitesi'ndeki bir veriye dayanarak diyebiliriz ki, kullanıcı başına maliyet $1 civarında olmaktadır. Basılı kitaplara karşılık, basılıya yaklaşık olarak $18 daha düşük maliyet sunmaktadır. Burada Illinois Üniversitesi'nin e-book kitap sayısı, harcanan tutarı, toplam kullanımı ve kullanım başına maliyeti hesaplanmıştır. Ve karşımıza basılı kitaplardan daha ucuz bir maliyet çıkmaktadır. E-book koleksiyonlarında sağlanan yüksek faydaya bakacak olursak, Toronto Üniversitesi'nde kullanım için bileşik yıllık artış %43 civarında olmaktadır. 2008-2011 yıllarında değerlendirmede 4.995 kitaptan 6.444 kitaba doğru bir yükselme göstermektedir. Burada da maliyet chapter başına $1.18 civarındadır. Kitapların en az %50'si için minimum 4'ten fazla kullanım araştırılmıştır. Çünkü bir basılı kitabın önüç vermesine karşılık 4 tane indirme söz konusu olması gerekiyor ki denklik olsun. Yani 4 download'a karşılık bir ödünç verme hesaplanmıştır bundaki sistemlerde. Toronto Üniversitesi'nde en az 4 defa kullanım gösteren Elsevier kitaplar oranına baktığımızda %59.6'sının
4 ve 4'ten fazla kullanıldığı, koleksiyonun 4 ve 4'ten fazla kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Bu 2008'den 2010'a doğru yükselen bir grafiktir. 2011-2012'de daha da yükselecektir diye düşünüyorum. 4 ve 4'ten fazla kullanılan kitapların kendi içindeki dağılımına baktığımızda %60 civarı 4 ila 40 arasında. Daha sonraki bölümlerde de download oranı yükselmektedir. Bu %50 olarak bahsettiğimiz kullanılan kitapların download'udur. Dediğim gibi bizdeki kütüphanecilikte ki standartlarda 4 download bir basılı kitabın önüç vermesiyle eşdeğerdir. Bir yıllık erişim sonrasında İngiltere üniversitelerinde benzer sonuçlar alınmıştır. Buraya da bakacak olursak A, B, C, D üniversitelerindeki kitapların 4 ve 4'ten fazla kullanımı ve koleksiyonuna bakacak olursak sarı ve mavilere, biraz önceki verdiğim örnekte paralel gitmektedir. İkinci konumuz içerik kalitesi yüksek ve tercih edilen içeriğe erişim ihtiyacı olarak belirtmiştik. Satın alınan ilk kitapların prestij ve kalitesi önemlidir. Bu da akademik kitap başlıkları, alanlarında önemli yazarlar, kaliteli imprint seçenekleri olarak inceleyebiliyoruz. Yayın evi kitap yazarları arasında çakışmanın az olması da bizi e-kitaplara yönlendirmektedir. Çünkü makale yazılan araştırmacılar, yazarların makaleleri çakışabilmekte, değişik dergilerde yayın yapabilmekte. Fakat yayın evlerindeki yazarlar dağılımına bakıldığında, 2 yazarlı, 3 yazarlı, 5 yazarlı kitaplarda yayın evi yazarlarına bakıldığında, yayıncı C için 426 başlıkta 573 yazarının olduğu, yayıncı A için 1489 başlıkta 1231 yazarının, yayıncı B'de 766 başlıkta 2539 yazarla çalıştığı ve bu yayın evlerinin çakışma oranları B ile C arasında 1, A ile C arasında 1, B ile A arasında ise 7 yazarın çalışmasının çakıştığı görülmüştür. Yazarların ortalama kalitesinin ölçülmesinde de yayıncı C, yayıncı A ve yayıncı B olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun nedenini de biraz sonraki kısımda anlatacağım. Akademik dünya ve bilimsel araştırmada kitapların yasınamayan önemli rolü. Bugüne kadar derginin bize makalenin güncel, bilimde en çok kullanılan yayın yasınamayan bir gerçek olduğu ve her zaman kullanılması gerektiği öğretilmişti ve hala biz de öyle söyleriz. Ama Amerika'da yapılan bir araştırmada önem derecesi dergi ve kitapların karşılaştırılması yapılmış. Tennessee Üniversitesi'nde bir alıntı. Bu karşılaştırmada makale ve kitapta kitapların güvenilir, bilimsel olarak güvenilir ve önemli olduğu ortaya çıkmış. Kitaplar niçin bu kadar güvenilir ve önemlidir? Bilimsel konulara mükemmel bir giriş kaynağı oluşturmaktadır. Neuroeconomics adlı bu kitapta 24 ayrı konu alanından 1235 makale, bir kitapta multidisipliner bir konu olan neuroekonomi alanında referans gösterilmektedir. Ve kullanılan makalelere bakarsak dergi makale kapsamı 28 ile 2008 arasında hepsi aynı kitapta yer almaktadır. Bu da bilimsel çalışmalarda aynı kaynakçaları, aynı dergileri, aynı kitapta bulma olanağı tanımaktadır. Kurumların neden e-booklara yatırım yapacağının son bölümü de araştırmaların artan performansı ve kullanımdan doğan memnuniyetleri. Biraz önceki vermiş olduğum örnekte A, B ve C yayın evlerinin kullanıcı toplam memnuniyetleri ölçülmüş. Yayıncı C, %40'ın üzerinde bir kullanıcı memnuniyeti. Yayıncı A, %30'lar civarında. Yayıncı B de %30'un altında bir memnuniyet almış. Bu da kullanıcı başına avaraj işaretlenen kitap sayısını etkilemiştir. Yayın evlerinin ya da oluşturdukları ana sayfalarının kullanımdaki kolaylık olması, zor kullanılması yayın evlerinin kullanılırlığını değiştirmektedir. Bugün geldiğimiz nokta Gazi Üniversitesi olarak esnek sağlama modellerine ilişkin seçeneklerde biz Gazi Üniversitesi olarak başlık olarak sahip olma, konu koleksiyonları seçiminde sahip olma, kanıta dayalı modellerde sahip olma ve sadece erişimden oluşan kombine seçenekleri değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Gazi Üniversitesi
Elsevier'a kitaplar kullanımları ve akademik çıktıları olası yansımalarına değinmek istiyorum. Gazi Üniversitesi 2007 yılı itibariyle başlayan konu alanları ve yıl koleksiyonlardan oluşan sahiplenme, satın alma dayalı bir model geliştirmiştir. Ve bugüne kadar modeli e-kitaplar, monograflarla, ansiklopedilerle, handbooklarla ve bu senede textbooklarla güçlendirmeye ve güncellemeye çalışmıştır. Gazi Üniversitesi akademik çıktıdan analizine bakıldığında 2004-2011 yılları arasında makale üretiminde %28 artış, bilimsel yetkinlik alanlarında %12'ye varan bir artış gözlenmiştir. Gazi Üniversitesi akademik çıktılarının bilimsel yetki analizi makale başına avaraj atıflarına baktığımızda ise Türkiye ile paralel çizen bir grafik görmekteyiz. Gazi Üniversitesi'nin Türkiye'deki durumunu değerlendirecek olursak bu verilerle, makale üretimine giren son 5 yıl içinde ilk 10'a yer alan üniversiteler içinde makale üretiminde 4. Üretilen makalelerin bilimsel yetkinlik düzeyinde 3. Türkiye'nin küresel bilimsel yetkinliklerine katkıda ise 1. sırada yer almaktadır diyebiliyoruz. Bu iyi bir e-kitap, e-kaynak sağlama politikası, bilime destek ve yayıncılarla ortak işbirliği sonucu kütüphanelerin sağlamış olduğu bir başarı olarak değerlendiriyorum. Teşekkür ederim. Sorular? Toparladın değil mi? Ben teşekkür ediyorum sabrınız için. Teşekkür ederim.